Futbol Ayına'nın yeni konsepti Selen Yakıcı ile Alfa sohbetlerden herkese selamlar. Bugün Alfa konuğu Hakan Atipoğlu. 10 gündür 3. evden çıkışım. Çocuğumu çok özlemişim, hı hı. eşimi çok özlemişim. Hani ben Kadıköy'den Fenerbahçe maçı varken geçmeye biraz çekiniyorum. O 14 yılın ardından babam bayrak asınca Fenerbahçeliler bizim eve saldırmışlar. Acun Ilıcalı'yla unutamadığım bir anın var mı? Ya ne oldu Avrupa'dan geçtik mi tur dediğinde? Evet geçtiniz çok iyi gidiyor Galatasaray dedi. Survivor'a yeniden katırmayı iyi düşünüyor musun? Sakatlık beni çok e, orada engelleyince evet. o yüzden dönerken şuna karar verdim. İletişim ödülünde ihbar eden kimdi sana seni? Kafamda bir soru işareti kalmasın diye konuştum. Acun abi Fenerbahçeli değil. Hani sevinmesen mi Sevinsem mi? Hani o, o ikilemi yaşadın yoksa sevindin mi? Survivor, en kırıldığım şey olabilir. Ben evet, Melen. <laughs> Bak <yet. gülüyor> Futbol Arena'nın yeni konsepti Selen Yakıcı ile Alfa Sohbetler'den herkese selamlar. Bugün Alfa konuğu Hakan Atipoğlu ilk konuğumuz bizim için ilkler unutulmaz. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun bu arada tekrar. Çok teşekkürler. Tekrar. Şimdi ilk olarak e, sormak istediğim adaptasyon süreci e, bitti mi? Adapte mu Türkiye'ye. Çok yeni geldin çünkü. Çok çok yeni geçen evet, hafta geldin. Evet. Adaptasyon oldu mu? Artık Türkiye'de olduğunu hissediyor musun? Valla 10 gündür üçüncü evden çıkışım. Hı hı. Bir çocuğumu okuldan almaya gittim. Bir Malatya'da e, bir depremzedelere yar e, destek için gittik. Bir de bu üçüncü buraya geliyorum. Öğrediğim yani e, adaptasyon kolay olmuyor. Yani e, oradan çıktığınızda düşünsen hani günlerce üstün açık bir yerde uyumuşsun. Hı hı. Aynı insanlarla az az insanla görüşmüşsün. Şimdi burada mesela inanılmaz bir kalabalık geliyor. Hı hı. Survivor'da daha sakin bir hayat, rutin bir hayat. Burada şimdi trafik, işte gürültü, insanlar, e, inanılmaz bir şey keşmekeş. Keş. En çok da ne şaşırttı biliyor musun? Hı hı. Market fiyatları. <laughs> yani. Bak şoka girdin. Şoka girdim. 3 e ay daha şoka girdim işte tabii. En son aralığın 10'unda falan alışveriş yapmışım. Evet. Bir girdim bayağı böyle fiyatlar artmış. Şaşırdım yani, yani. Sence %100 artmış mıdır? %100 değil ama iyi artmış yani. O yüzden... O daha böyle fiyat algım adapte olamadı yani. Bir kahveye 120 lira verince bugün Hı -hı. tamam dedim bir şeyler değişmiş yani. <laughs> Emin oldum. Biz... Ama yavaş yavaş alışacağım tabii ki. Çocuğumu çok özlemişim, Hı -hı. eşimi çok özlemişim. Şimdi bol bol hasret gidiriyorum. Galatasarayı çok özlemişsin. Galatasarayı çok özledim. Maça gittim zaten. Evet. Dediğin gibi. Ee, yani Galatasaray aşk yani, büyük aşk. Tabii orada bu aşktan da mahrum kalıyoruz ama giderken arkadaşlarıma şey demiştim. Survivor ben de siz de Galatasaray sahip çıkın burada demiştim. Hı hı. Galatasaray ben yokken evet biz Sparta Prag halibiyetimizi elenmemiz var Avrupa'dan ama e, ligde güzel işler yapmış. E, o yüzden e, mutluyum açıkçası. E, bu sene de zaten e, herhalde hani kesin konuşmamakla beraber ama ortada şöyle bir istatistik var. Galatasaray son 5 haftaya lider girdiği hiçbir sezonu kaybetmemiş. Hı hı. O yüzden e, şampiyonluk kupasını böyle Ucundan tuttuk gibi geliyor. Şimdi dikkatimi çeken üçüncü çıkışım dedin. Evet. Survivor'a gitmeden önce bir Galatasaray maçına hemen gitmişsin. Geldiğin gibi ayağının tozuyla Galatasaray maçına gittin. Geçtiğimiz evet. günlerdeki Galatasaray maçına. Nereden geliyor bu Galatasaray aşkı? Şimdi şöyle Galatasaray maçına gidişimi evden çıkış saymadım dikkat ettiysen. Ha, o Niye? üçüncüye girmiyor mu? Yok. Çünkü ha. orası benim evim zaten. Bunu hmm, da söyleyeyim. Peki. Ee, evet. Dediğim gibi yani Galatasaray aşkı nereden geliyor? Bunu söyleyeyim. Bir kere benim göbek adım Fatih. Hmm. Babam futbolcuyken Fatih Terim'i çok severmiş. O yüzden çok sevdiği için de annemle Fatih mi olsun, Hakan mı olsun. Annem baskın çıkınca adım Hakan olmuş, göbek adım da Fatih kalmış. O yüzden Survivor'da da zaten hep şey dedim. Biz bitti demeden bitmez. Pes etmek yok. Çünkü Fatih Terim, Fatih Hoca'yı ben çok severim gerçekten. Hani Galatasaray'a, Türk futboluna hem sporcu olarak hem de Teknik direktör olarak çok hizmetleri olmuş. Hem milli takımda, hem Galatasaray'da, hem de başka kulüplerde. O yüzden e, belki babamın da ona sevgisi, babam da çok iyi Galatasaraylıdır, beni Galatasaraylı yaptı. Çocukluk fotoğraflarıma bakıyorum mesela. 10 fotoğrafımın 6-7 tanesi Galatasaray formasıyla. Babadan geliyor o babadan geliyor. E, annem Fenerbahçeliydi ama 87 ya da 88 yılında yaşadığımız bir olayla annem Galatasaraylı oldu. Ne yaşadığınız özel değilse? Özel. Ya şöyle yani biz ben Bağdat Caddesi'nde büyüdüm. Hı hı. Biz iyi Galatasaraylıydık. O 14 yılın ardından babam bayrak asınca Fenerbahçeliler bizim eve saldırmışlar. Hı. Baya bizim evin birinci kat camları falan kırılmış bütün. 100-200 kişi. Ki alt tarafı aslında bir kutlama. Ben de çocukken hatırlıyorum saklandığımı falan mesela. Orada ne olduğunu tam söylemediler bana. O gün annem Fenerbahçe'liydi, Galatasaray'lı oldu. Korkmuştur da aynen. Korku, hani... bir de şöyle bir şey yani. Ben mesela huliganlığa çok karşıyım. Evet, evet. evet, kazanmayı seviyorum. Fenerbahçe'li arkadaşlarımla uğraşmayı seviyorum. Onlar da benimle uğraşmayı seviyor ama huliganizm olmamalı. Türbünlerde aşırı küfür ya da e, sokakta futbolla ilgili şiddet olmamalı. İşte bir Fenerbahçe'li Galatasaray'ın maç günü Vadi İstanbul'da ee, hani gezemese bile gezdiğinde en azından e, saygı duyulmalı. Ya da çocuksa formanı ters çevir denmemeli maçta. Evet, Bu tip şeylere çok yani... karşıyım mesela. O yüzden e, Galatasaraylıyım. Fanatiyim. Ama holigan değilim. Enal'le arkadaşımı hiçbir şekilde üzmeden hareket ederim. Hı -hı. Ama iyi bir Galatasaraylıyım. Babadan geliyor. Babadan Ondan geliyorum. sonra da işte e, maçlara gide, gide Bu arada gittiğim ilk maç Fenerbahçe-Zeytinburnu spor maçı. <laughs> e, babam ben Aziz Yıldırım. Hmm. Evet. Fenerbahçe geçmişimiz Aziz de var. Aziz bizim çok eski arkadaşı, babamın arkadaşı, hatta kızları da çok severim Gülşahlı Handi. Hı hı. Ee, öyle bir maça gitmiştiğimiz var, ilk gittiğim maçtır hiç Orası unuttum. sana Fenerbahçe aşkını hani böyle ah Fenerbahçe oluyor Yok. falan yani, delirttirmedi. Yok oraya babam da misafir gibi türbüne gitti. Aziz Amca çok iyi bir Fenerbahçelidir. O zamanlarıma Fenerbahçe öyle hani e, derin bir bağ yoktu. Aziz Yıldırım değil mi bu? Aziz, evet hı hı. Aziz Yıldırım ama iyi bir Fenerbahçeliydi hep bilirim yani. Ee, ama ne bileyim Galatasaray bizde bir şey yani biz babam çok iyi Galatasaraylıdır o da benim gibidir yani şey değildir e, holigan değildir hı hı. ama üzüntüsüyle üzülür sevinciyle sevinir. Gidiyor Pazartesi, mu maçlara mesela? Maçta artık gitmiyor. artık gitmiyor çünkü sonuçta o da artık 70'li yaşlara gelmek üzere. Gitmiyor ama geçti hep maçlara gitmiş. Yani hep anlatır işte biz yarı yarıya otururduk. Yarısı Fenerli, yarısı Galatasaraylı. Küfür olmazdı. İşte en fazla bir baba hindi. Hey i̇şte, Allah. Hey Allah onları söylerdik diyor yani. <laughs> e böyle bir şey geçirmiş. E, o kültürden gelen biri. Öyle sokak kavgaları şeyler. Bir de şimdi tabii hani dijital çağdan sonra işler daha da değişti. Artık herkesin kendini ifade edebileceği mecralar var yani her isteyen kendi televizyon kanalı, kendi radyo kanalı ya da kendi yazabileceği bir mecrası var işte Twitter, Instagram, Facebook. E bu da tabii ne oldu? İnsanları birbirine karşı kutuplaştırdı. Evet. Yani çok iyi olduğunuz bir insanla e, siyasi ya da futbolla alakalı bir şey yazdı diye görüşmeyi kesip arkadaşlıktan çıkıyorsunuz evet. ve o insan hayatınızdan çıkıyor. Artık öyle bir noktaya geldik ki bu bence çok tehlikeli, kötü bir şey. Hiçbir zaman böyle bir insan olmadım ama bana karşı böyle şeyler çok yapıldı ama ben buna da karşıyım mesela. Ben Her şey temiz yapılmalı. Fenerbahçe taraftarını kıracak bir şey söylediğini hatırlamıyorum mesela. Öyle hani evet. tamam çok iyi bir Galatasaraylısın ama bir yani ciddi manada senin kadar çok iyi bir Galatasaraylı. Hani Tek bir cümle bile söylemedi. Yani çok net biliyorum bunu. Fenerbahçe aleyhine, Beşiktaş aleyhine. Yok, ama hala mesela az önceki konuşmamızda hani ben Kadıköy'den Fenerbahçe maçı varken geçmeye biraz çekiniyorum. Diyorsun. E şöyle çekinirim tabii. Çünkü hani insanlar benim Galatasaraylı olduğumu bence biliyorlardır. Hani göz önünde olduğum için. Yani şimdi orada hani bir sataşma bir kavga olsun istemem. Belki bu ihtimal yüzde bir ama o yüzde bir ihtimal içinde o gün gitmeyeyim derim yani. Hani bir sıkıntı evet. olmasın diye. Yoksa belki olmayacak hani e, insanlar hani ben en şeyi düşünüyorum en kötü tarafını ama i̇şte bunu e Şimdi biri. maç önü bir alkol var bir şey var evet. insanlar farklı olabiliyor. Öyle bir olayın içinde kalmak istemem karşı tarafı da böyle bir olayın içine çekmek istemem. Ondan dolayı bu tip bir şey değil yani ama doğma büyüme Göztepe, Bağlaçat dediğim yani. Hayatım orada geçti. Kanabahçeliğin arasında geçti. E, Galatasaray şampiyon olduğunda etilere giderken arabamın e, Galatasaray bayrağı gözüktü diye böyle darbe aldığını hatırlarım mesela. Aha. Tabii tabii. Köprü yolunda falan, beyzbol sopasıyla annem yanında ne korkmuştuk var ya. İşte bunlara karşıyım. Evet. evet bunlara bunların karşıyım. olmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi temiz futbol her zaman hepimizin istediği bir şey. Hem evet. taraftarların hem futbolcu hem de yöneticilerin bu anlamda biraz daha sağduyulu olması lazım bence. Evet umarım. Ee, yavaştan Survivor sorularına geçeceğiz. Tabii. Acun Ilıcalı'yı da unutamadığım bir anın var mı? Çok merak ediyoruz. Bunca ya, sene oldu mesela. Hı -hı. Vardır mutlaka bir. bir tane ama. Ya şöyle şimdi küt diye aklıma gelmiyor ama birçok şey var. Bir kere zaten son 16 yılımın e, birçok kısmı bir şekilde Acun abiyle bağlantılı geçti. Yani bunun 10-12 yılı Survivor'da ya yarıştım ya yorumculuk yaptım. E, Acun abi hani abim gibidir. Çok severim. Çok da iyi bir insandır. Futbola aşkını çok iyi bilirim. Şimdi zaten e, Hull başkanı olarak da. Evet. Bence güzel işler yapıyor. Hull City playoff'un eşiğinde böyle. Bir galibiyet daha almış olsalar şu geçen 6-7 ayda belki playoff göreceklerdi ve belki e, Premier Lig'e çıkma ihtimalleri vardı. Kolay değil ama yavaş yavaş. Bu sene playoff'u zorlarsın, seneye playoff'a kalırsın sonra Premier Lig'e çıkarsın. Ama Macun abi böyle bir hayali var. Bence doğru adımlar da atıyor. Yani benim için olağanüstü maçına gitmek çok güzel bir olaydı. Tabii, anılardan tabii, bir beraber. tanesiydi. İkincisi, şu en son Survivor'da e, Rio ödülünde ben bir iletişim ihlali yaptım, hı hı. eşimi aradım. Acun abi beni yakaladığında o konseyde bakışmamız ve <laughs> onun böyle hani hadi Hakan getir konuyu şuraya derken benim böyle başta bir kaçmaya çalışıp sonra kabul etmem. E, çünkü yalan söylememek lazım, yalan güzel bir şey değil. E, hı hı. Acun abiye de öyle kolay kolay yalan söyleyemem yani net olarak. Ben de bir 10 saniye direnip sonra kabul etmiştim. O an böyle çok zorlanmıştım ve utanmıştım açıkçası. Bunun tamam ama hayatımda olduğu için hep böyle mutlu oldum, şükrettiğim, Çok değerli bir insan. Yani evet. e, bir şekilde benim patronum gibi, bir şekilde benim abim gibi, bir şekilde benim arkadaşım gibi e, ve çok büyük işler başardı ki bu sürecin 16 yılını yukarı 2008'den beri ben de şahidim. Çok güzel bir yere geldi. Çok güzel yere etrafındaki insanları getirdi, evet. televizyonculuğu getirdi, dijitali getirdi, futbolu getirdi. Bence güzel de ilerliyor. Allah yolunu açık etsin her zaman. Her ee, zaman. Çünkü her biz zaman. de o yolda onunla beraberiz zaten. Evet. Bizim de e, onun yanında yer almamız e, bizi mutlu eden bir şey. Peki adadayken Çıkalça Saray maçlarından haber almayı denedin mi? Hiç aldın mı? Denedim ne tabii Hocam, ki. Hocam, ama. Denedim tabii ki. Ama oradaki çalışanlar bu konuda çok ketumlar. Ketumlar. Tabii ki. Mesela şöyle bir an hatırlıyorum mesela. Ya ne oldu Avrupa'dan elendik mi dediğinde <laughs> bana adadaki muhabirin şey, geçtik mi turu dediğinde evet geçtiniz çok iyi gidiyor Galatasaray dedi. Sonrasında Acun abi bize konseyde açıkladı. Bu belki yayınlandı belki yayınlanmadı. Galatasaray elendiğini söyledi. Ve ben şaşırmıştım böyle. Hani bu tip böyle pembe yalanlar bizi idare etmiş için söylüyorlardı. Çünkü yoksa pres yapıyoruz. Galatasaray ne oldu? Önde miyiz, geride miyiz? Yani mesela şeye çok dikkat ederler. Çekime. Mesela Galatasaray Fenerbahçe var. Çekime Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı formalı biri gelmez ya da hmm. Fenerbahçe formalı. Renk vermemek için. Ha, sevindiğini belli etmesin. E çünkü diye. orada şimdi hani Feneri-Galatasaray'ı Beşiktaş ı sevenler var. Adam orada Beşiktaş formasını giyip İlan Mansız formasıyla bir Beşiktaşlı gelebilir mesela. Ya da işte Kuahrejma formasıyla ya da Icardi formasıyla. E şimdi o da şimdi sen ben bütün takvimi ezbere gittiğim için orada <laughs> biliyordum da mesela bugün maç var. Bugün Galatasaray deplasmana <laughs> gidiyor. E orada hani bir tüyü kovalıyordum ama çok zor. Bazen dinliyordum böyle kameramandan bir şey duyar mıyım falan. Yok yani pek nasip olmadı bize. Acun abi arada Avrupa ile ilgili bilgi verdi ama. Peki Fenerbahçeli o da çok iyi bir Fenerbahçeli evet. Udanıncalı. Hiç aranızda böyle maçı izlerken bir tersleşmeniz oldu mu? Yok. Çünkü derbi. Yani Yok olmadı. Ee, hani böyle bir noktaya şeye girmem. Demin bahsettiğim olay gibi yani hani bu konuda ne çok kolay kalp kırmak isterim. Hı hı. Şimdi hadi yaşatım akranım olur tamam da. Şimdi ben... Sevindin mi diyeyim o zaman? Hani Galatasaray kazandı. Ki. Sen hani o Acun abi Fenerbahçeli diye hani sevinmesen mi sevinsen mi? Hani o, o, o ikilemi yaşadın mı yoksa sevindin mi? Yok sevinirim. Bundan çekinmem. Ama o da saygı duyar zaten. Hı. Kesinlikle hiç öyle kalkıp ben şöyle bir şey hatırlamıyorum yani. Ya Hakan bugün ekranda Galatasaray atkısı açmışsın hayırdır dediğini hatırlamam. <laughs> Mesela 3 sene önce Galatasaray Barcelona çeyrek final maçı var UEFA'da. Ben boynumda atkıyla 2,5 saat TV 8'de canlı yayın yaptım. Beni bir gün kimse arayıp da işte niye böyle bir şey yaptın, işte orası Fenerbahçe'li Acun Ilıcalı'nın kanalı demedi. Yani gerçekten o konuda demokratiktir ki Acun abi'nin en yakın arkadaşları da Galatasaraylılar yani. Çok Galatasaraylı arkadaşı var. En yakını Esat abi. Şu an Galatasaray yönetiminde dijitalden sorumlu mesela. E şimdi e, o da Futbolu güzellikleriyle seviyor. Bence. Evet. Ama tabii ki Fenerbahçe'yi çok fazla seviyor. O çok fazla iyi. seviyor. Onu da bize gösteriyor zaten. Survivor'a yeniden katılmayı düşünüyor musun? Peki hani artık dördüncü katıldın. Evet. Oranın artık en belirgin en renkli simansızın Hakan Hatipoğlu artık bir isim oldu. Hmm. Yani Hakan hmm, Hatipoğlu'nu tamam. tanımayan artık yok. Hani bir kez daha olur mu senin için Survivor? Şöyle bir şey e, bu sene giderken The Last Dance demiştim. <laughs> son gidişim demiştim. Ee, ama bir öncekinde de son gidişim hissediyorum gibi demiştim. Hislerimde yanıldım. Bu sene bir daha gittim. Ee, gittiğimde gerçekten son. Hakan tadını çıkar diye sonuna kadar pes etmeden mücadele ettim. Ama bu sakatlığım olmasaydı çok daha ileri gidebilirdim. Net olarak <laughs> yani. Hani finale kadar giderdim açık söyleyeyim. Çünkü e, düello sistemi e, benim gibi Kriz yönetebilen, yönetebilen insanlar için bence Survivor'da bulunmaz bir nimet. Ha SMS olsaydı da daha ileri giderdim. Bunu açık söyleyeyim yani. Şu an çıkınca o havayı alıyorum. Ama ee, sakatlık beni çok e, orada engelleyince evet. istediğim şekilde bitiremedim. Bir de Survivor inanılmaz bir şey. Yani şu an Icardi gol attığında ne yaşıyorsa ben de orada Duello'da işte bir Poyrazı, Mustafa Kemal'i, Doray'ı yendiğimde onu yaşadım. Evet. Bunu yaşadım ya Çünkü düşünsenize Icardi gol attığında stat'taki 50 bin kişi artı televizyonda 10-15-20 milyon kişi seyrediyor. Ben de orada kazandığımda beni de 15-20 milyon kişi seyrediyor. Evet. O, o bilinçli oluyorsun orada. Yani o kadar garip bir duygu ki o oradaki motivasyon ve adrenalin ve onu tatmak için de oradasın. O yüzden ee, dönerken şuna karar verdim. Son bir ayım sakatlandıktan sonra ben buraya bir daha geleceğim. Ve yani. hazırlanıp geleceğim. Bu sene hiç hazırlanmadım. Sıfır hazırlık, sıfır diyorum. Böyle hiçbir şey yani. Miami'ye tatile gittim ya da işte Antalya'ya gittim falan. Eşimle, çocuğumla zaman geçirdim. Salona gidiyordum ama goy goy arkadaşlara sohbet, muhabbet bir de sağ omuzumda sakatlık vardı. Hı hı. Orada da sol omuzu kaybedince böyle zor bir survivor geçti ama inşallah bu sene değil, yani önümüzdeki sene değil ama bir sonraki sene 2026'da Tekrar Survivor'a gitmeyi hazırlanıp düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Hazırlanmadın diye mi acaba sakatlandı omzun? Şimdi şöyle hem hazırlanmadığım için çünkü Hı -hı. hazırlanmadım mı? Kaslarınız kuvvetsiz oluyor ve sakatla daha, daha müsait oluyorsunuz. Bir ikincisi sağ omzumda yaklaşık bir buçuk yıl önce bir yırtık vardı ama bu son olana göre daha hafifti. Ondan ötürü muhtemelen aradan bir buçuk sene geçti, biraz iyileşti tabii de. Ondan ötürü. Buraya çok yüklendim. Hani hmm. Bir şey tutarken böyle bu kodum zaten sağlam deyip %70 buramla tutuyordum. Burayı saklıyordum. İşte öyle öyle herhalde yora yora bir de dediğin gibi sakatlık biraz da yaş bence. Sonuçta orada yarıştım insanların en yakını bana 10 yaş ufak kalanlardan bir özgür var. Benden 5 yaş büyük ama onun için herkes 30 yaşında. Ben 43-44 yaşında orada tabii çok zorlandım. Bunların hepsini toplayınca da kolay bir sezon geçirmedim. Ee, sakatlık beni çok vurdu ya. Sakatlıkta. Yoksa daha. O yüzden hazırlanıp gidersem ve şu ameliyatım da olacağım şimdi omuzumda. <laughs> Ondan sonra e, esas Hakan'ın neler yapabileceğini göstermeye çalışacağım. Evet, olmaz. Kaderdir, de kısmettir. Belki ilk hafta elenirsin ama e, pes etmediğim sürece Survivor'da bir yerlere kadar gelebileceğimi bu seni anladım. Evet sevenlerine duyuralım. Hakan Etfoğlu tekrar Survivor'a gidiyor. Gitmek istiyor. Gitmek istiyor. Evet. Gidecek de eğer olursa şimdi gidiyor. Şimdi sonuçta bir proje. Belki Acun abi diyecek ki yok diyecek. Hani. Ya da biri yok diyecek. Ya da ben o sırada şu anki modumda olmayacağım. Ya gitmeyeyim çocuk okul falan diyeceğim. %70 değil. Ama %80 de bence. O zaman gidiyor. <laughs> gidiyor Hayırlısı o zaman. bakalım. Valla isterim ama. Peki iletişim ödülünde ihbar eden kimdi seni? Onu bulamadık ki ya. Bulamadınız. Bulamadık yani. Ee, bulamadığım şeylerde hep şöyle düşünürüm ee, çok yakınından şüphe edeceksin hmm. ee, öyle bir hissiyatım var mı dersen yok ama genelde böyle olur yok yani hani bana orada yakın insanlar belliydi Damla Seda'ydı ama e, onlarla ben bu konuyu konuştum e, onlardan hani konuşma isteğim de şundan hani e, kafamda bir soru işareti kalmasın diye konuştum yani bazen sorarsın karşıdaki inkar edebilir ama Damla ile Seda'dan aldığım ee, ne derler intiva sanki böyle bir şey kesinlikle yapmadıkları ile ilgili ki yapmazlar da. Çok iyi biliyorum. Ama bulamadık yani. Kim ikbal etti bulamadı. Yoksa beni yakalama imkanları yok yani. Dışarıdan İmkan yok. Dışarıdan de olmadı? Dışarıda beni kamerayla kimse göremez. Şahit yok. İşte o kişinin anlatma ihtimali yok. Biri, benim anlattığım biri, belki hmm. o da birini anlattı falan. Oradan Acun abiye gitti. Hmm. Acun abi de bana konseyde sorunca ilk 7-8 saniye direndim. Sonra dedim ki Hakan dedim, yalan söyleme sana yakışmaz dedim. Yalan söylemedim. Zaten yalan söylemediğim için de itiraf ettiğim için de 5 ceza Acun abi 3'e indirmiş. Öyle atlattık. Peki yakalanmasaydın da hiç söylemeyi düşünmüyor muydun? Yok. Çıktıktan sonra da söylemeyi düşünmüyor muydun? Yok. Niye söyleyeyim ki? Yani? Ya zaten 2 dakika konuştum orada gerçekten yani. 2-3 dakika ve SMS <laughs> olmayan yasak. bir sezonda Survivor'la ilgili bir bilgi de almadım açık söyleyeyim. Tek olay evet 3 gün önce konuşmuş bile olsam çocuğuma, çocuğumla konuşma isteyeyim. Bir de Brezilya'daki ortamı göstermek istedim. Görüntülü aramıştım. Görüntülü bir de. 39. kattayım. Aşağısı Copacabana. Arkada İsa heykeli var. İnsanlar aşağıda futbol, voleybol oynuyor. Dünyanın en güzel plajı, hava, güneş, kum. Ee, i̇nanılmaz bir ortam. Şöyle bir göstermek istedim. Ee, o kadar zaten yani. Gösterdim. Sonra işte Gizem bana şeyi sordu. Nagihan sana ne yaptı diye. Onu söyledim. Çünkü o yayınlanmamıştı. Söyleyemeyeceğim bir şey bu arada hiç sorma yani. Hı hı. Ee, onun dışında çok bir şey konuşmadık. Çünkü zaten bir şey öğrensen ...Survivor'ın kaderini etkileyecek bir durum olmaz. SMS yok bir şey yok. Duel da savaşarak bir yere gelebildim. Ben de onu yaptım. Evet. Peki şu anda güncel futbolcular arasında Survivor'a gitse kesin başarılı olur dediğin isimler kimler? Güncel futbolcular ee, arasında oynayan futbolcular evet. arasında mı? Yani Torreira. Bu... Torreira mı? Torreira, Barış Alper bırak, bırakanlardan da Sabri. Sabri Sarıoğlu. Evet. Tam Sabri Sarıoğlu'luk aslında. Sabri ya. Sarıoğlu. Çok biri. Evet. Ama orada da avut atar mı bilmiyorum. Yandan taca atar <laughs> mı bilmiyorum ama bence yakışır Survivor'a. Yani ama Toreyra ve Barış Alper hızlarıyla fark yaratırlar. Kesinlikle. Ee, başka aklıma gelen var mı dersen de ee, yani Mustera, ee, Mustera biraz şey kalır. Yavaş ve Peki rakip takımdan düşünüyor musun? Hani güncel futbolcular arasında sadece Galatasaray olarak düşünme. Hani Fenerbahçe Fenerbahçe başta... Beşiktaş'tan düşünürsek bence e, Ferdi başarılı olur. Ferdi sanki. Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Onun dışında başka Tadiç çok zeki. Tadiç e, bence başarılı olur. Orada da liderlik yap, yapıp takımı yönetir. E, takım da ona minnet borcundan Onu Düello çıkarmazlar. <laughs> Güzel böyle tatlı tatlı kenardan kenardan gider finale kadar. Başka kim olabilir? E, aklıma gelen e, bu kadar ya. Yani bu bunlar böyle başarılı olur yani Hiç gerçekten. İrfan mi? Can da olabilir. İrfan Can kahveci. Bak onu da söyleyeyim. O da çünkü hem akıllı hem de hızlı bir futbolcu. Evet. O da başarılı olabilir. Ama Avrupa'dan kim dersen Mbappe. Mbappe. Aa, tam böyle parkurluk. Hızlı hızlı. Akar böyle. Evet. E, atışta da iyi, ayağı iyiyse bence eli de iyidir. Bir yerlere gelir. Peki sence Messi mi Ronaldo mu daha iyi oraya yakışır? Ee, Ronaldo. Ronaldo mu yakışır? Evet. Ronaldo çünkü bence daha e, nasıl diyeyim? Losyonu daha yüksek. Yani Messi'de böyle bir maske var. O beni hep Messi'den iter. Hmm. İşte bodyguardla gezmesi falan. Ronaldo daha samimi, daha şov adamı, daha e, iletişim kurabilen biri. E, yani Galatasaray'ın ikardan iyi futbolcular da geldi. Neden evet. Icardi daha çok sevildi? Çünkü adamın bir losyonu var. Taraftar seviyor, takım arkadaşları seviyor. Teknik direktör hem seviyor hem saygı duyuyor. Hı hı. Yoksa Drogba geldi Galatasaray'a, Schneider geldi. Kariyer olarak bence Icardi'den daha iyi sporcular. Evet. Ama taraftar Icardi'yi niye sevdi? İletişim. İyi iletişim kurdu. Evet. Onu hissettirdi. Bu çok değerli bir şey. Evet. Yani o yüzden ee, böyle düşün. Peki neden her şeyi Hakan Atipoğlu'ndan biliyorlar? Valla yağmur yağsa, kar yağsa, <laughs> güneş açsa benden biliyorlar. Hava bugün güneşli desem çıkıp bakıyorlar güneş var mı diye. <laughs> Bilmiyorum belki panoramada yorum yaptığım için bana bir ön yargıları var bence yarışmacıların. Ee, onun dışında da aklıma gelen şeyler pek yok ama e, yani diyeceğim bir şey yok. Aslında hani beni tanıdıktan sonra iyi anlaşıyorlar ama dışarıdan bir hep böyle bir ön yargı yemişimdir. Çok yani. Baktım böyle bu çok burnu havada yok işte çok kara Bir de e, hep söylediğim bir şey vardır. Özellikle Türkiye'de hatta dünyada çok efendiysen ezik evet, diyorlar, Evet. çok akıllıysan, planlıysan ki bu kötü bir şey değil, Aa, sinsi diyorlar, e, kurnaz diyorlar. Ya maço olacaksın, ya mağdur. Ben bunu gördüm hayatta. Bunu da hayatta yapamam diyorsun. Öyle. Ben olamam, ben yapamam. maço bir adam da değilim. Çünkü duygusal bir insanım. Mağdura da yatmam, çünkü öyle bir şeyim de yok. Yani öyle bir yapım da yok. Netimdir yani, Hı. oynamam. E o yüzden tabii biz de her yerden bir darbe yiyoruz yani bir şekilde. Bazen efendi oluyorsun, ezik diyorlar. Bazen akıllı hareket ediyorsun, kartların açık oynuyorsun. O plancı diyorlar, sinsi diyorlar. Halbuki alakası yok. Hayatımda hiç böyle değil yani. Benim dostlarımla iletişimimde hiçbir zaman sıkıntı çekmem. Ama bana yakın insanı korurum hı hı. hayatta. Ama bana yanlış yapan insanla da uğraşırım. Uğraşırım yani. Mesela Survivor'da çok iyi olduğum bir arkadaşım beni yazdı. Hiçbir neden yokken yani, ve alternatif varken. Hı hı. Ve beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Üzdü. Çünkü ben onu orada kaldığım sürece korumayı düşünüyordum. Mesela o bana en çok koyan şeydir. Ve gelip bana işte seni yazdım dediğinde şoka girdim. Ya dedim hani biz senle beraber iş yaptık. Beraber dışarıda arkadaşız. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya işte teraziye koydum. Böyle yapmam gerekti. Halbuki yapmayabilirdi. Kabul edilemez. Evet. Yani arkadaşın yapması benim için bir kırmızı çizgidir ve o bana Survivor'da bir kapı açtı. Ondan sonra ben de onu yazmaya başladım. Kimdi o? Begüm. Begüm. Evet. Yani Begüm'le benim mesaim var. Ee, aynı masada program yaptık. Evi ee, hmm. 10 yıldır tanışıyoruz. Çok bir hatamız yok. Birbirimize oraya gelmişiz. iyi anlaşıyoruz. Yani hadi mesela çok iyi bir yarışmacı olsa karşımda ona karşı tercih et bir şey demem ama benden performans olarak daha zayıf ve benle kurduğun kadar iletişim kurmadığım bir kişiyi sen Survivor'da bana tercih edersen ben seninle arkadaşlığımı sorgularım. Evet. Demek ki beni çok sevmemişsin. Ya da kendi çıkarlarım var. Onlar doğrultusunda ilerlemişim. Survivor'da en çok alındığım olaylardan biri de dediğim gibi Begüm'ün beni yazmıştır. Çok üzüldüm. Evet. Çok net olarak hatta ona da söyledim. Bir daha dedim seninle ben ne panorama masasına otururum. Yani... Yani beraber bir şeyde sana güvenemem. Güvenemeyeceğim kişiyle de iş yapmam. Kesinlikle bunu söyledim. Dediğini yani. yapacak mısın peki? Yaparım yani. Yani oturmam derken masayı ben belirlemiyorum. Hı -hı. Acun abi derse ki Begüm'le berabersin derse programda. Tamam derim abi siz Begüm'le devam edin. Ben yokum derim yani. Hı -hı. Ben lafımı yemem. Hiçbir şekilde yemem yani. Kimse de yediremez bana. Ee, ben e, çok kırıldım. Gerçekten çok kırıldım. Ee, çünkü Begüm'ü çok seviyordum. Ve hiç yazmadım. Hep onu korumak üzerineydi. Aramda hiçbir ona karşı bir hainliğim, kötülüğüm de olmadı. Tam tersi yanında oldum. Öyle bir şey yapınca beni çok kırdı yani. Kırılır Survivor'da yani. en kırıldığım şey olabilir. Çünkü niye biliyor musunuz? Dosta yaslanırsın. Bir çekilirse yere düşersin. Evet. Bir gün benim için orada bir arkadaş, dost gibiydi. Tamam adada dışarıya göre biraz daha az zaman geçiriyorduk. Ama ben onu satmazdım. O beni satınca da artık o bana bir kapı açtı ve çok üzdü beni açıkçası. Tam da bunun üstüne bir soru soracaktım sana. Bu sezon Survivor'da kurduğun en güzel dostluk ne diyecektim ama sen zaten bunun cevabını Hı -hı. verdin. Dostluk sanmıştın. Ya şöyle aslında Damla ile zaten Hı -hı. arkadaştım. Seda ile de arkadaştım ama Seda ile Damla kadar yakın değildim. Hı -hı. Seda ile Batuhan güzel bir dostluk kurdum. Batuhan o yüzden mı? Seda, Batuhan, Damla'nın yeri bende her zaman ayrı. Ama tabii Poyraz'ı da çok seviyorum mesela gerçekten çok güvenli, çok düzgün bir çocuk. Keza Ogeday, Furkan, hı hı. Yasin hepsine iyiydik yani. Hiçbir sıkıntı yoktu. Arada tabii ki tartışıyoruz ama bunun bir oyun olduğunu her zaman bilirim. Hı, hı İndikten sonra da şalteri indiririm. Sadece dediğim gibi dışarıda dost gördüğümün bana yapmasından dolayı mesela Begüm'le olayımı biraz daha dışarı olarak düşünüyorum. Dışarıda hani böyle bir şey söyledim. Yoksa hani oradaki şalteri indirin hayatıma devam edin. Evet. Bu sezon rakip takımın oyuncularından beğendiğin Futbolcular var mı genel olarak? Var tabii hani. ki. Ferdi var. Tadiç var. Ee, genelde Fener'den sırayacağım ama İrfan Can Kahveci bence çok formda. Hoş dört aydır burada yokum. O yüzden hani Galatasaray'la bir şeyim var ama diğer takımlara çok hakim değilim açıkçası. Hı hı. Ee, ne derler? Başka kim var? Aklıma gelen yani o kadar kopuğum ki şu an aslında Galatasaray dışında. Ama dediğim gibi Tadiç, İrfan Kahveci ve Ferdi Galatasaray'da olsun isterim mesela. İstersin. Tabii ki. Çok isterim. Duelo'da seni en çok zorlayan isim hangisiydi? Kimdi? Düellolarda, beni en çok zorlayan isim Mustafa Kemal oldu. Çünkü onunla oyunumuz 4-4'e geldi. Ve son bir oyuna çıkıyorsunuz ve Survivor kaderiniz çiziliyor. Bir oyun sadece. Hı hı. Orada çok zorlandım. Ve o psikolojiyi iyi yönetmem lazımdı. Gittim, 5'te 5 beş attım ve kazandım. En zorlandığım oyun ve kişi Mustafa Kemal oldu. Poyraz'ın çok iyi bir yarışmacı olduğunu biliyordum ama kötü bir gününde olan Poyraz'ı da eleyebileceğimi düşündüm. Sercan'la oyunu izledikten sonra psikolojik olarak çok düşmüştü. E, Poyraz'la Mustafa Kemal'e nispeten daha rahat oynadım. Ama e, Poyraz bence bu sene finali hak eden yarışmacılardan biriydi. Erken elendi ama dediğim gibi düello başka bir meziyet, hı hı. başka bir konsantrasyon, başka bir e, odak. O yüzden e, o işi de iyi yaptığım için Survivor'ın iyi yarışmacılarından birini düello ya ile Evet. O da beni şok etti bu arada hakikaten yani. Peki konseptlerimize geçiyoruz. Survivor şirinler testi var. Bu sorduğum soruları en hızlı şekilde düşünmeden e, cevap vermeni Benim isteyeceğim. Benim testim o. Evet şirinler testi. Aynen. Parkurlarda en hızlı. Furkan. Parkurlarda en yavaş. Kardeniz. Parkurlarda en yetenekli. Özgür. Ogeday. Parkurlarda en agresif. En agresif. Hakan, Yunus Emre, Tur abi. Ama bir kişi dersen Tur abi. Peki parkurlarda en sakin? En sakin Özgür. En tembel? En tembel. Bu sene ben biraz tembeldim. Kendini Çünkü söyleyeyim. işleri yapan çok vardı. Hmm. Evet. Peki en çalışkan? En çalışkan Seda. Seda mı? Yok böyle bir şey. Şöyle bir anımı anlatayım. Hı, hı. Bir gün böyle erzağımızdan e, pirinç yapıyoruz. Pirinci attı suyunu da koydu. 15 dakika falan var. Aa dedi masa, masa dedi yok dedi. Ben bir masa yapayım dedi. Ne zaman yapacağım? 10 dakikada yaparım. Pirinç suyunu çekene kadar dedi. 10 dakikada keserek tahtaları masa yaptı ve o pirinci o masada yemek yedik pilavı. Böyle bir şey olamaz yani. Müthiş yetenekli, müthiş çalışkan, müthiş kuvvetli bir insan yani. Süper. Psikolojisi en güçlü 3 yarışmacı parkurlarda. En güçlü 3 yarışmacı Hakan, Özgür, hı, hı. Ve Sercan. Son dört tahminin? Son 4 tahminim Survivor'da. Oo bu büyük soru. Ogeday. Evet. Seda. Atakan. Hı hı. Nefise. Peki son olarak şampiyonluk adayların? Ogeday, Seda. Ogeday ve Seda. Ama gönül Batuhan ve Seda istiyor. Onu da söyleyeyim. Yani Batuhan'la Seda olsun isterim. Ama hı hı. son 4 tahminim. Hani panoramada olsam hı hı. ve kimseyle bir duygusal bağım olmasa. Ogeday, Nefise, Seda ve Atakan derim. Peki. Şimdi sana iki tane takım vereceğim. Birincisi sarı takım, diğeri kırmızı takım. Sarı takımda Muslera, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi var. Tamam. Kırmızı takımda Taferel, Popescu, Hacı, Arda Turan ve Drogba var. Hangisi şampiyon olsun? Sarı takım mı, kırmızı takım mı? Valla eski parfümümü de çok severdim ama yeni parfümü sıkıyorum. <laughs> ne olursa olsun evet bize 2000 UEFA'yı yaşatan kadro kırmızı takım ama şu an sarı kadro daha bir cezbetti. Çünkü Muslera, Davinson, Torreira, Kerem, Hı -hı. Icardi bence şu an... E, yeni parfüm diyorsun. E, tabii ki yeni, üzerimde de yeni parfüm var. <laughs> o yüzden sarı takım diyorum. Peki Galatasaray tarihinin en iyi yabancı 11'ini 11'i yap bize şimdi şu anda. 11 futbolcu sayacağım. Yabancı ama tarihin yani. Tarihin Ya yani yani şöyle... Bence. Mustera, Popescu, ee, bilmiyorum çok hatırlayan var mı ama Stumpf, Stumpf vardı. Onu çok beğenirdim. E, Riera'yı severdim. Orta sahaya için Melo, Torreira, Hacı. Önlerinde şöyle iyi bir Schneider. <laughs> çok sevdiğim için yine e, Harry Kibble, Evet. Drogba. Çok iyi bir 11 oluyor bu arada. Aynen. Bir de çok e, değişik gelecek ama benim hani Galatasaray'la tanıştığım futbolculardan biridir. Ee, belki bunu çok hatırlayan Roman Koseçki. Hmm, hatırlayan olur mu acaba? Oo, Koseçki. Hatırlamadınız mı? Tabii size? ki. Koseçki, Koseçki yani iyi bir futbolcu ve çok beğenirdim yani. E, ee, Koseçki'yi de koyarım. Böyle hani ben de iz bıraktığı için daha doğrusu. Evet. Başka kim var? Aklıma gelen öyle şu an. Ama esas saydığım futbolcular bunlar. Ee, ye, e. Lukas Podolski. Aynen. Aa, Podoski. <laughs> Doğru öyle bir şey hatırlıyorum yani. O da ya, iyi ha, bir futbolcuydu, Hacı. çok iyi yani. Evet. Ama e, he, Icardi tabii ki. Icardi saymadım zaten bizden biriydi şu an. evet onu dikkat et. Ama sayarım. Ya. Icardi tabii ki her zaman. Icardi Galatasaray'da hani en hatırlanan Hacı ile beraber e, yabancı futbolcu olabilir artık. Olacak 2023 itibariyle birçok çocuk Aynı. Galatasaray'da oldu. Şu an oldu. okullara gidiyorum mesela. Evet. Böyle seminere buluşmaya falan. Herkes Okulun yetmişi %70'i Galatasaraylı. Evet. %70'i en az. Yani mesela dün bir video gördüm. Bir çizgi çekmişler. Öğretmen diyor ki Galatasaraylılar bu tarafa geçsin Fener, Fener ve Beşiktaşlar diğerleri bu tarafa diyor. Hepsi buraya geçiyor. İki kişi bu tarafa geçiyor. 20 kişi var orada. 18 sekiz kişi Galatasaraylı ve geçince böyle falan yapıyorlar. Nasıl unutulsun? E yani inanılmaz bir şey. Şimdi bu nesil UEFA'da bir şey oldu. O da şimdi Galatasaray'a e, UEFA'da çocukluğunu yaşayan nesil maçlara giderek karşılığını veriyor. E şimdi şu anki nesilde yine 10-15 sene, 20 sene Galatasaray'ı taşıyacak. Yani Galatasaray'ın taraftar anlamında önü şu an çok açık. Evet. Mesela Fenerbahçe'de işte Lefterler, Can Bartular, Cemil Turanlar, ondan sonra işte bu Müjdatlar, <laughs> Gersonlar falan bu 60-70-80 kuşağındaki insanlar artık daha ileri yaşlara geldiler. Genç nesil hep Galatasaray'la oluyor evet. ve Galatasaray bunu 20 yıl daha ekmeğini yiyecek UEFA Kupası ve sonrasında da bu Icardi olayı. Yani nasıl unutulsun adam, Icardi. İnanılmaz. Peki, o mu bu mu'ya geliyoruz. Tamam. Survivor şampiyonluğu mu, Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğu mu? Galatasaray'ın Türkiye şampiyonluğu bile... Survivor şampiyonluğunu tutuyorsun. Tabii Hayır, tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğu. Galatasaray'ın şampiyonluğu. Düşünmeden yani. Hangi Survivor şampiyonluğunu istemiyorsun. Yok. Aa, peki. Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğu diyorsun yani. <laughs> Tüylerim diken diken oluyor yani o kadar değil Peki. Mario Gomez mi? Icardi mi? Icardi. Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Talişka mı Mertens mi? Mertens. <laughs> Kerem Aktürkoğlu mu? Barış Alper Yılmaz mı? Kerem Aktürkoğlu. Arda Turan mı? Emre Belezoğlu mu? Arda Turan. Saşa Boy mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Ferdi Kadıoğlu. Şampiyonluk kutlaması mı, derbi kutlaması mı? Şampiyonluk kutlaması. Bilmiyorum. Büyük düşünmek lazım. Şanslı sıralama. Beş tane isim vereceğim sana. Sen bunları sıraya koyacaksın. Tamam. Poyraz. Ama şimdi diğerlerini bilmeden nasıl B sıraya zaten koyayım Zaten ko konsept o. Tamam. Poyraz'ı... <laughs> evet. İkiye koyarım. İki. Hilmi Can. Üç. Avatar Atakan 4 Ogeday. Geday. Ya yani şimdi birine gelecek bilmiyorum <değilim gülüyor> ama O bire koyarım. Bir. Evet. Tur abi beş. Bak Beşe güzel geldi. güzel gelmişim. <laughs> çok iyi yakalamışım. Çok yani evet İstediğin ayıktın. İstediğim sıralama oldu. Sadece Hilmi Cem ile Poyrazı değiştirebilirim orada. Evet. Ama Poyrazı ikiye koyarım çünkü insanlığıyla beni orada çok etkilemiş, sevdiğim bir arkadaşım. Ne olursa olsun yani e, orada atıştığımız anlar oldu. Bize Hı -hı. ağırlık dedi. E i̇şte bununla ilgili bir aramızda bir restleşme oldu ama e, özü sözü bir sevdiğim düzgün bir insan. Az kalsın Tur abi birinci oluyordu. Yani. Bire koyuyordun. <laughs> o Geday benim için Survivor tarihin en iyi yarışmacısıdır. Peki. O Geday ile Adem Kılıççı başka bir noktada benim için yani. Aykırı sorulara geçiyoruz. Hı -hı. Aykırı sorularda. Masada iki teklif var. Sana birini seç deseler hangisini seçersin? Survivor'da düelloya çıkıp sırasıyla Ogeday, Avatar, Atakan, Turabi ve Adem'i yenip şampiyon olarak tarihe geçmek mi? Galatasaray üst üste iki sezon şampiyonlar ligi şampiyonu olarak tarihe geçmiş. Galatasaray mi? tabii ki. Galatasaray mı? Tabii ki. Ama hepsini geçiyorsun işte o. Ama yani, yani o Ya yani şimdi öyle bir falan... şey söylüyorsun ki ya hiç fark etmez. Ne olacak? 3 ay sonra unutulacak. Ama Galatasaray iki kere şampiyonlar ligini alırsa ben onu ben yani öbür ben boyu unutmayacağım. Evet, vazgeçiremiyoruz. Başka şampiyonluğu bir türlü istemiyoruz. Peki, tercihin hangisi yapacağız şimdi seninle? Icardi'ye karşı beş tane topçu söyleyeceğim. Tercihin hangisi? Icardi mi, edince Dzeko Icardi. Icardi mi, Jardel mi? Icardi. Icardi mi, Elmander mi? Icardi. Icardi mi, Drogba mı? Icardi. Ama bir yıkınarak Icardi verin. <laughs> evet. Icardi. Yani. Evet bir zorla çıktı. Icardi mi Haaland mı? Haaland. Neden Haaland? E, daha iyi topçu. Yani. Daha iyi topçu. Bir de Galatasaray'ın kapısından döndü Haaland ya. Öyle mi? Evet tabii ki. Galatasaray geliyor. Ee, Galatasaray taksitlendirmek istiyor. 3 <laughs> milyon euroluk bon servisi. Kabul etmiyor. Ee, i̇şte şey. North yani Bir takım işte. <laughs> şey Danimarka takımı. Bizim Scott buluyor. Emre var. Emre Utkucan. Çok severim. Benim bebeklik arkadaşım. Onlar Haaland'ı getiriyorlar. Ee, bu anlaşma sağlanmayınca Haaland sonra kalıyor. Ondan sonra da şey Borussia e Dortmund'a gidiyor. Peki bu soruda benden. Icardi ile bu sezon şampiyon olmak mı? Yoksa Haaland'ın bu sezon sizde olup şampiyon olamamanız mı? Icardi ile bu sezon şampiyon olmak demek yani. <laughs> Haaland'da da istemedin. Haaland Yok. geliyor ama. Ama şampiyonluk var orada benim için çok değerli bir şampiyonluk şey. Şampiyonluk ince noktan senin onu fark et. E tabii et. ki yani hani sonuçta bir yılın evet. emeği orada futbolcu camiye herkes İnsanlar ülke moralleniyor. Bu önemli bir şey. Yani o yüzden şampiyonluk her zaman öncelikli tercihimdir. Şimdi futbol arayana takipçilerine Hakan Hatipoğlu'na soru sor dedik. Çok rekor sayıda sorular geldi. Biz de içinden derledik. Panorama olacak mı demişler. Seneye olacak. Seneye Ama olur. bu sene yarıştığım senede panoramaya son bir ay devam etmem yani mantık olarak. Seneye inşallah hani Acun abiler isterse ben isterim yani. Turabi ile aranızdaki kırgınlık düzeldi mi diye sormuşlar. Yani kırgınlık orada kalan bir şey. Hı hı. Çıkınca hepimiz insanız yani. Ben kimseye şey yapmam. Şu an arasam Turabi görüntülü arasam açar yani. Hı hı. Kalkıp e, kan davası gitmiyoruz yani. Orada bir aramızda rekabet bile olsa o bir yerde kalır yani. Poyraz'ı neden eledin diye merak etmişler. Ama Ya Poyraz'ı neden eledim? Survivor'a devam etmek için yani. <laughs> hani ee, bir de ama tabii biraz e, ona karşı konseyde herkesin önünde bize ağırlık dediği için doluydum. Yani karşıma çıkınca e, kendimi e, psikolojik olarak da fiziksel olarak da en yükseğe taşıyıp Poyraz'ı yenmem gerektiğini biliyordum Hı -hı. ve elimden geleni yaptım. O da biraz kötü günümdeydi bence. Sonuç olarak... Elendi diyorsun. Ben evet elendi. Paket. <laughs> 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 ama seviyorum Poyraz'ı ya. İyi önce. En mutlu olduğun Galatasaray maçını sormuşlar. Hangisi? En mutlu olduğum Galatasaray maçı ee, bir Milan maçı var. 2-1'den 2-2 son dakika Ümit Daval'a penaltı 3-2. O sayede UEFA kupasına kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak oradan da gidip UEFA'yı alıyoruz. O maçın bende yeri ayrıdır. Onun dışında başka eee Başka 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 böyle şey Juventus maçı 1-0 Schneider'in attığı o maç inanılmazdı gündüz o tekrarı oynanan o maçın bendeki yeri ayrıdır. Ee, gitmediğim maçlardan 5-0'lık Naşotel samax maçı evde radyoda dinliyordum maçı 3-0 yenilmişsin burada ne yapacağım 5-0 bitti daha çocuğum sene 89 sanırım Kasım ayı ee, o benim için çok özeldir Kasım değil Nisan ayı ee, o benim için çok özeldir. Onun dışında başka e, aklıma gelen e, başka Fenerbahçe maçı yani o berabere kalıp Fenerbahçe'nin stadında şampiyon olduğumuz ve kupa aldığımız maç evet. e, o karanlıkta kupa alma olayı e, benim miydi? için çok şeydi. 2012 ya da 13 falan. Vardı, çok stresliydim ama. Son 15 dakika geçmek bilmedi. Ömür gibi geçti. O, o maç e, tansiyon olarak çok yüksek olduğundan ee, çok değerliydi. Onun dışında Fenerbahçe Denizli'yle oynuyor. Ben o sırada stattayım. Ee, kazanmışız. Fener-Denizli maçını haber bekliyoruz. Ve herkesin elinde telefon, e, evdekileri arıyor. Ne oldu Fener maçı falan? Ee, 10 dakika uzatma var. Fener gol atsa Fener şampiyon. Atamazsa biz şampiyonuz. Bekliyoruz, bekliyoruz. En son haber geldi. Biz şampiyon olduk. O da mesela <laughs> çok önemliydi, çok değerliydi o an. O ve tabii ki. En üste koyacağım da, e, Arsenal'le oynadığımız UEFA finali, e, evet. başka bir seviye, başka bir olay. Bülent Korkmaz'ın o koluyla maçı bitirmesi, omuzuyla, e, Hacı'nin Kırmızı Kart görmesine rağmen penaltılara kalıp, Taferel'in o mucize kurtarışıyla ekstra time'da e, bizi penaltılara taşıyıp, penaltılarda o Popescu'nun son altı penaltı benim için çok özeldi. Evet, bayağı varmış bu arada. Var var, tabii ki. Nihat <laughs> ile bir akrabalığın var mı diye evet, sormuşlar. Evet, bu çok soruluyor. Yok. <laughs> Ya. Daha bir günde hatta ile tanıştık Nihat hocayla. ile. Ee, söyledim böyle böyle hocam diye. O da güldü. sen de bana soruyorlar bazen dedi. Çok severim ama bir akrabalığım yok. Ee, çok değerli bir insan. Evet. Buradan selamlar olsun ona da. Peki adada kamera önünde farklı davranan var mı demişler? Yok rastlamadım ya. Yani çünkü kameraları bir yerden sonra unutuyorsun Survivor'da. Orada çok doğal ortamındasın. Biri sana bir şey dedim altta kalmıyorsun. Hı hı. hayatına ee, normal nasılsan öyle devam ediyorsun. Icardi sevinci yapmanı istemişler kameralara karşı istersen. Tabii ki ama omuzum o kadar kötü ki kolumu kaldıramıyorum. Falan şöyle. şöyle tabii ki hemen yapayım şöyle Icardi yani <laughs> e, çok özel bir sevinç, özel bir şey bence. Icardi evet. de hepimizi alıştırdı. Survivor'da da yaptım. Yaptın mı onu Tabii da? kaç kere yaptım. Yapmaz mıyım? Ee, adada futbol muhabbeti yapılıyor mu ütteymiş? Yapılıyordu tabii ki. Çünkü Fenerbahçeliler de var Galatasaraylar da var. Ne oldu lig? Kim şampiyonluğa gidiyor? İşte biz sizi yeniriz siz bizi yenersiniz falan bunları hep konuşuyorduk adada. Ya ben orada herhalde öyle bir şey konuşamam. orada açlıkla o savaşla hırsla Oluyor yani maçı ya. falan düşünmüyorum e herhalde. Çünkü orası ya. da şimdi futbola yakın bir e, seviye ya. Hani evet. Bir rekabet falan var. E Tezahürat var. Bir de ben orada çok tezahürat yapıyordum. Galatasaray Fener maçı ya da Galatasaray muhabbeti çok açılıyordu yani. Nagihan size ne yaptı diye sormuşlar ama. Evet. Onu ben söylemeyeyim. Onu söylemek evet. istemediniz. Söylemeyeyim Peki. onu. Hani çok geri gelirse ileride söylerim ama. Yanlış bir şey olduğu için hı hı. çok da hani Nagina'da söz hakkı yokken şimdi onun arkasından konuşuyormuş gibi olmayayım. Ee, ama kötü bir şey yaptı. Ee, ona rağmen ben bazı şeyleri sineye çektim. Ee, Sonda yine bir hamle yaptı bana ama evet. e, unutmayacağım bir şey yaptı bana. O yüzden çok üzgünüm tabii ki. Açıklayacak mısın ileriki dönemlerde Sanmıyorum. peki? Hiçbir zaman. Yok. Hı hı. E, Galatasaray aşkını sormuşlar. Ben zaten bunu başta sormuştum. Sen de anlattın nasıl başladığını. E, Acun Ilıcalı'ya adı da Süperlik. Puan durumunu hiç sordun mu demişler. Sorduk ama söylemedi. Hep böyle hani aslında şöyle bir şey söylüyordu. Yakınlar, hmm. yani bildiğin gibi falan. Hani hep böyle hani ya bir puan ya iki puan birinin önde olduğunu hissediyorduk. Ben Galatasaray diye tahmin ediyordum ama e, bilmiyorduk tam olarak. Öyle gitti yani. Galatasaray'da en çok istediğin transferi sormuşlar. Kim gelsin Galatasaray'a hangisini, kim Galatasaray... istersin diye. Kim gelsin? Bence Fenerbahçe'den bir Ferdi Kadıoğlu'nu alabiliriz. Baya Ferdi Kadıoğlu'nu seviyorsun. Seviyorum. İyi futbolcu, Türk kontenjanı, Türk futbolcu, düzgün bir insan. Yani benim için çok önemli bu saydığım özellikler. Hı hı. E, Ferdi isterim. Yabancı olarak da tabii ki imkansız ama bir Mbappe görsün isterim Galatasaray. Biz halen da diyorsunuz. Ama böyle Galatasaray'a gelebilecek bir yabancı söyle dersen kim olabilir? Mesela bir iki yıl sonra bir Kevin De Bruyne olabilir yani Galatasaray. Gelir. Ben artık her şeyi bekliyorum. Yani bence olabilir. Zaten bu sene şampiyon ligine kalırsak. Evet. Galatasaray bence mali durumu da çok düzeltecek. Arayı da açacak diğer takımlarla. E, farklı bir noktaya gelecek yani. Her sene şampiyon olmak nasıl bir duygu ya? Çok artık iyi. biz yani yani artık. Çok iyi. Yani. Kına kızım, kızım artık yani. 5 yaşında, 6 yaşında 3. şampiyonluğunu gördüm. Yani. İnanılmaz. Peki bu kadardı. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Şeref verdin. İlk konuğumuzsun. Her zaman da özel olarak kalacaksın. Teşekkür için. çok teşekkür ederiz geldiğin. Için. Bu yorgunluğunla geldin bu ben arada. Ben teşekkür ederim. Futbol Arenayı da hani hem Instagram'da hem de e, YouTube'da her yerde takip ediyorum. Çok güzel futbol içerikleri e, üretiyorsunuz. Hepinizin emeğine sağlık. Zaten Futbol Arenayı da hala takip etmeyen yoktur diye düşünüyorum. <laughs> Buradan herkese hem bu videoyu beğensinler, bu videoları hem de bizi takip etsinler diye evet. ben de bir duyuruda bulunayım. Peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Alfa Sohbetleri'nin sonuna geldik. Hoşçakalın.